Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Bugün 23 Nisan 2020. Yarın Ramazan başlıyor. O yüzden Ramazanınız mübarek olsun. Umarım hayırlara vesile olur. Şu anda burada saat 7.54, sabah 7.54. Ben işten çıktım, eve doğru gidiyorum. Sabah 7.30'da işten çıkıyorum ben. Gece vardiyasındayım ben. Dün akşam yeni bir video yükledim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok detaylı olmadı ama umarım beğenmişsinizdir. Bugün hava kapalı görüyorsunuz. Güneş yok. Dün hava ne kadar güzeldi, güneşliydi. Bir o kadar da soğuktu. Şimdi hava kapalı. Aslında bir bakıma güzel oluyor çünkü ben açıkçası en sevdiğim havalardan bir tanesi. Ben açık havayı pek fazla sevmem. Ben böyle bulutlu, hafiften böyle yağmur yağacak ya da kar yağacak. Bu tür böyle gri havaları seviyorum ben. Evet, biraz garip bir insanım ama ben bu havalardan hoşlanıyorum. Bugünkü çekimi GoPro ile yapmıyorum. Farkında varacaksınız zaten. Arabanın kamerasından yapıyorum. Hem böyle yolu görmüş olursunuz kamera sallanmadan, hem de muhabbet edelim dedim, böyle bir iki yol muhabbeti olsun amacıyla. Şimdi burası benim mahalleye doğru gidiyor. Benim yaşadığım yere doğru. Burası böyle aşağısı oluyor benim yaşadığım yerin. Burada genelde Yahudiler yaşıyor. Biraz daha böyle gerimizde çikolata renkli vatandaşların mahallesine giriyoruz. Burası genelde Yahudi mahallesi. Yahudiler yaşıyor sağlı solu. Tabii tek tük öbür insanlardan da var. Bakın şurada bir tane hastane var. Önünü falan kapatmışlar. Bu hastane ufak bir hastane. Şimdi gece yoruldum. Biraz da uykum var. Fazla uyumamaya çalışıyorum gündüz. Çünkü kendime biraz vakit ayırmak istiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Biraz yürümek istiyorum. Evet. Hava kapalı diyorduk. Kar yağıyor. Çok ilginç. Bugün Nisan 23 ve kar yağıyor. Belki dikkat ediyorsunuzdur. Cama vuruyor kar. O kadar da soğuk değil aslında hava. Kar yağması çok ilginç. Ama ben bu havayı seviyorum. Kapalı, yağmur, kar. En sevdiğim, en ideal havalar benim için. Hoşuma gidiyor. Bir de gece çalıştığım için gündüz uyuması da güzel oluyor bu arada. Havanın serin olması, kapalı olması. Tabii herkes için aynısı söylenemez. Herkes farklı. Saygı gösteriyorum. Neyse, dünkü videoya geçelim. Her şeyi detaylı anlatamadım. O yüzden kusura bakmayın. Biliyorum birçok yorum var. Yorumların hepsini de okumadım. Yani sizleri okumadım. Ben kendim okudum. Bütün yorumları okuyorum. Hepsine bakıyorum. Teker teker inceliyorum. Elimden geldiğince yorum yazmaya çalışıyorum. Ama sağ olsun arkadaşlar var. Her yerden selam söylüyorlar. Rize'den çok selam geliyor. Almanya'dan selam geliyor. Tabii Türkiye'nin birçok yerinden gene selamlar geliyor ve izleyenler var. Takip ediyorum devamlı. Bir de bilmiyorum, beni bu izleyenlerin kendi kanalları var mı diye de bakıyorum ben ayrıca. Video yüklemişler mi? Yükleyenlere de bakıyorum, videolarını seyrediyorum. Haberleri olsun bu arada. Yine de çok teşekkür ediyorum videomu seyredenlere. Vakitlerini ayırdıkları için. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi dün de anlattım, ben bu işi para için yapmıyorum açıkçası. Sadece hobi amaçlı
yapıyorum. Herhangi bir para beklentim yok. Reklam koymak istemiyorum. Çünkü ben de videoları reklamsız seyretmek hoşuma gidiyor benim. İnsanlar da benim videolarımı reklamsız seyretsin kardeşim. Bir de ben küfürlü konuşan bir insan değilim. Ailelere saygılı olan bir insanım. Ailesiyle oturup benim videolarımı seyretmelerini istiyorum insanların. Çocukları da olabilir yanlarında. Etrafı gösteriyorum, yaşadığım ortamı gösteriyorum. Çalıştığım ortamı belki gösteremeyeceğim size hiçbir zaman ama elimden geldiğince her şeyi sizlere göstermeye çalışıyorum. Yemek yapıyorum bazen, onu gösteriyorum. Neyse işte burası benim oturduğum binanın arka tarafları. Bu evler genelde hep Yahudiler tarafından alınmış, satın alınmış zamanında ve onlar yaşıyorlar. Buralar hep müstakil evler bu arada. Güzel evler, bunlar eski evler. Yani bunlar şöyle söyleyeyim size, 50'li yıllardan, 60'lı yıllardan kalma evler. Şekilleri, şemalleri güzel. Evet, şimdi diyeceksiniz ki ya Amerika'nın böyle orta yerlerinde evler böyle birbirine çok yakın değil. Evet, haklısınız. Burası New York kardeşim, Brooklyn. Şöyle düşünün, İstanbul'un bir semtini düşünün. Bütün evler yan yana. Burası da öyle. Burada çok büyük bir yoğunluk var. Çok insan yaşıyor. Bütün evler yan yana yapılmış gördüğünüz gibi. Ben de şuraya park edeyim. Arabam sağır mı? Sağır gibime geliyor. Evet arkadaşlar, arabamızı da park ediyoruz yavaş yavaş. Eve geçeceğim. Daha uyuyacağız. Uykumuz var. Evet, İstanbul'da olduğu gibi New York'un iyi veya kötü tarafları. Mesela İstanbul'da yaşamanın da iyi ve kötü tarafları var arkadaşlar. Bir tanesi park bulamama. Ben de burada park sorunu çekiyorum. Sadece ben değil, benim gibi yaşayan bütün insanlar park sorunu çekiyor burada. Yani bazen bir saat park aradığımız oluyor. Çok doğal bir şey. Çünkü o kadar insan yaşıyor, o kadar bina var ve bu insanların hemen hepsinin arabası olduğunu düşünün. Bu insanlar arabalarını nereye park edecekler? Bir de her tarafa da park edemiyorsunuz. Burada katı kurallar var. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hadi kolay gelsin.